Çok kötü oldu, hiç beğenmedim. Merhaba. Bugün sizlerle hayatım yolculuğunda için bir şeyler yapmaya başlayacağız. Herkese yeniden merhaba. Deminki açılış sonrasında üstümü değiştirdim, kahvaltı yaptım, odamı topladım vesaire vesaire. Ve bu saat de bayağı geçti bu arada ama sonunda masaya oturabildim. Bu video zaten başlıktan anlamış olabileceğiniz üzere bu videoyu açma sebebimiz olduğu üzere bir YKS çalışma günlüğüm videosunun serisinin başı olacak. Biraz heyecanlıyım çünkü çok uzun zamandır ders çalışmıyorum. Şimdi bu aslında kamerayı şu an açıp konuşmaya başlamamın sebebi, direkt derse geçmememin sebebi program yapacak olmam. Bayağıdır hani ders çalışmadığım için birazcık program konusunda da yani ne yapacağım konusunda da çok emin değilim. Hani günlük tam paragraf problem, işte geometri falan, onları yaparım yapmasın ama hani genel bir program yapmazsam birazcık işlerin yolunda gitmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden şurada ajandam duruyor. Benim ajandam bunu 11. sınıfa başlarken almıştım ve arkadaşlar ajandalar aşırı pahalanmış gerçekten çok. Yani bu ajandaya devam etmeyeceğim çünkü bu zaten Aralık ayına kadar devam ediyor. Yani yeni yıl 2023 yılında bu yok. 12. sınıfın tamamı için bir ajanda almayı düşünüyorum. Ama 12'de böyle daha sıfırdan başlayan, temiz bir sayfa açtığım bir ajanda almak istiyorum. Böyle niye şu an bunu anlattım bilmiyorum arkadaşlar. Başlayalım Temmuz ayına. 25 Temmuz Pazartesi. Aslında bana not bırakmış. Buradan doğum günü kutluyorum. 30 Temmuz Cumartesi. En sevdiğim arkadaşım Aslan'ın doğum günüymüş. Şimdi programımıza başlayacağız arkadaşlar. Ben genelde program yaparken bunu Beyza'dan öğrendim. Bir renkli kalem alalım. Hangileri yazıyor hatırlamıyorum. Programımı günlük, TRT ve AYT olarak bölüyordum çalıştığım zamanlarda. Ama şu anda AYT adına bir şey yapmayı düşünmedim. AYT'den yapmayı düşündüğüm tek şey matematikti. Şu anda başlamayacağım. Bir götüreyim de hani bir hafta en azından gitsin de sonra ben TRT'yi biraz oturttuktan sonra AYT matematik adına bir şeyler yapmaya başlarım diye düşündüm. Önce bir günlükleri yazalım. Günlük. 20 soru paragraf değil. Ben şu şeyi kullanıyorum arkadaşlar. Arı'nın paragrafını kullanıyorum. Bunu 9'da mı ne? Oh, hayır, 10'da almıştım ve bitmedi Allah'ın cezası kitabı. Bu kitabı bitirmeyebilirim. Bilmiyorum. Çok sıkıldım. Gerçi az da kaldı yani aslında. 10. sınıftan beri her paragrafı çözeceğim ve bunu çözüyorum. Neyse işte. Arı'dan çözerim galiba. 20 soru diyeyim. 4 soruluklardan testler olduğu için 5 test mi yapacak? 15, geç 4 soru. 3 ya da 4 test çözerim. Yazayım da buraya. Paragraf 20 soru. Problem içinde şu aldığım kitaba başlayıp işte yine ara aldım. Aslında ya ben bunu bu yaz bayağı bir ilerletip yıl içerisi için acil almak istiyorum. Allah'ım çok sağlanıyor basit bir şeyim de var benim. Bilgisayar malım oğlum. Acili yıl içinde alırım. Bilgisayar malı yeni yıl için açıyorum orası. Neyse bunu bir çok kalın değil ama işte bunu bir çözmem lazım. Buna da yine 20 soru problem yazacağım. Geometri için de 3-4-5'in geometrisi var. Bunu da okuldaki hocamız önermişti. Okuldaki hocamız ya bilgisayar malı alın demişti ya 3-4-5 alın demişti. Ya toprak alın demişti galiba. Bir şey daha demiş olabilir. Hatırlamıyorum ama 3-4-5 seçtim. Çünkü TET matematik kitabımla TET problemler, artık problemler, genel olarak problemler kitabım ikisi de bilgisayar malıdı. Üçüncü de bilgisayar malı alırsam bilgisayar malı sıkılırım diye dedim bunu farklı bir şey alayım. O yüzden buraya da bunun testleri ne kadar bu arada? Tamam yine 20 soru diyeyim de ikinci testte başlamayın kötü. Şimdi TET'de ben ne yapacağım? Öncelikle TET matematik kitabım burada mı benim? Evet burada. Ben her şeyi okumuşum buraya. Bu kitabım var işte bilgisayar malı dedim ya. TET matematikte problem bilgisayar malı aldım diye. Bu var işte elimde. Gerçek sayılardan başlayayım diye düşünüyorum. Kaç test? Kaç soru? 10. Tamam simülasyonu da çözersem 4 test yazayım mı buraya 40 soru? Yani en kötü simülasyonu çözmem 3 test 30 soru çözmüş olurum ama biraz bir şeyler yapmaya başlamam lazım. O yüzden 40 soru TET matematik yazıyorum. Arkadaşlar burada bir 12. sınıf öğrencisine göre çok kötü gidiyorsun.
yani tempo diyebilirsiniz ama maalesef benim tempom şu anda böyle. Sonra arkadaşlar, fen gerçekten bir şey yapmak istiyorum. Ben eşit öğrencisiyim ve kimse benim çok iyi fen dersleri yapmamı beklemiyor. Ama ben 9. sınıfta feni gerçekten seviyordum. Yani tarihi hep sevdim. Coğrafya nefret ediyordum. 9'da da 10'da da şu anda da çok 11'de de sevmedim yani aslında. Ve fenle aram o kadar kötü değildi aslında. Yani bazı insanlar eşit ağırlık seçmiş fizikten kaçmak işte. Kimyadan kaçmak falan oluyor. Yani benim hiçbir zaman bir şey değildi yani. Tamamen kendi istediğim için, seçtiğim için. Nerede kalmıştım? Ufak bir teknik arıza çıktı da. Ben TRT denemelerinde yine az çok 5-6 net yapabiliyorum. Ama bunların çoğu fizikten geliyor. Çünkü ben 10. sınıfta fizikten özel ders alıyordum. Bu özel derste biz konuları biraz erken bitirmiştik. Daha doğrusu bir dönem konuları erken bitirmiştik ve 15 tatilde TRT yapmıştık. Yani 9. sınıfa da bakmıştık. Ama fiziğin bazı konuları gerçekten çok güzel oturdu ve o konular çıktığında TRT denemelerinde patır patır yapıyorum maşallah. Ama bunun tam zıttı olacak bir şekilde de kimyada hep sıkıntı yaşadım. 9. sınıfta yaşamadım ama 10. sınıfta kimyam rezaletti yani. O yüzden kimyayla mı başlayayım? Ya fizikle başlamayacağım öncelikle. Belki fiziğim, ben başladım fiziğe. Ben fizikten bir tane TRT kitabı bitirdim geçen sene. Geçen yaz. Bir tanesini de yarıladım. Bu sene için ayrı bir TRT, iki tane ayrı TRT kitabı verdi. Okul verdi bunu. Onlara da bir tanesine başladım. Hatta birinci konusunu bitirdim. Ama ikinci konusu için konu hatırlamam gerekiyor diye bilmediğim bir konuydu. Hareket galiba, kuvvet hareketi falan. Sonra dinlemekten vazgeçtim. Çünkü bilmiyorum, canım istemedi. Sonra bizi yarım bıraktım. Şimdi kalıtım çözmek istiyorum arkadaşlar. Biyoloji mi desem? Yani biyoloji kalıtım konu anlatım. Ben bu hafta kalıtımı bitireceğim, tamam mı? Kaç günde biter bilmiyorum öncelikle. Hiç kalıtım dinlemedim. Bir yandan yazalım da. Kalıtım konu anlatım. 10. sınıfta ben online dersleri, ayıptır söylemesi, hiç dinlemiyordum. Belki soru çözümü. Ve mesela bazı konular, 10. sınıfın bazı konuları, hani fen, sosyal, Türkçe, matematik fark etmeksizin hiç yok bende. Korkunç bir şey. Asla bunu yapmayın. Şu an online yok ama yani gerçekten çok korkunç. Mesela kalıtımda bende hiç olmayan konulardan bir tanesi. Şimdi biyolojinin yanına ne yapayım arkadaşlar? Tarih mi koyayım, coğrafya mı koyayım? Ya ben coğrafyayı hiç sevmiyorum. Tarih koysam, tarihten aslında çok bir eksim yok arkadaşlar. Tarih benim en sevdiğim ders. Ve yani soruları çözerken keyif aldığım için, bilmiyorum, coğrafya çalışırken hiç keyif almıyorum. Ben nefret ederek çalışıyorum. O yüzden birazcık çalışma sistemi oturttuktan sonra coğrafyaya döneyim dedim. Çünkü ben yazın başına coğrafyaya başlamıştım. Özet falan çıkarıyordum. Şu an tarihle başlayacağım. Tarihin 9. sınıf ilk konusundan itibaren böyle kısa özetler, kesin kısa olur. Özetler çıkararak başlayacağım. O zaman tarih, TRT, tarih baştan başlıyorum ve soru çözüm ediyorum. Tarih, TRT, baştan. Çok uzun oldu bu arada. Sadece program yapmam herhalde 15 dakika sürdü. Şimdi programım bu kadar galiba. Bunu yapsam daha ilk günde ben daha ne isterim ama ilerleyen günlerde bir şeyler daha eklemek isterim. Çalışmaya geçiyorum. Paragrafla başlayacağım dediğim gibi. Şimdi sizi daha masam görecek bir açıya alacağım. Elveda. Test çözdüm, 16 soru oldu ve beklediğimden bayağı hızlı çözdüm. Yani soru başına 30 saniyede falan çözdüm galiba da. Ya öğle yayınlarında genelde böyle konuyu anlatıp sonra aynı ters soruları veriyor ya. Hani bir sorunun mantığını anlattıktan sonra genelde çok hızlı çözdüğünüz için çok bunu övünemiyorum maalesef. Şimdi 20 soru probleme geçeceğim.
şekilde problemi de bitirdim. Şimdi 5-6 11-6'da 17 soru çözdüm. Ayaklarımı oturtamadım bir türlü ya. Neyse, şimdi ben geometriye geçeceğim arkadaşlar. Problemi de ajandamda işaretliyorum. Aslında çok kötü olduğu için tekrar bir şey böyle bir konuştum. Evet, şimdi geometriye geçeceğim. Testlerimi de bitirdim. İlk testim iyi geçti ama ikinci testimde yapamadığım sorular fazlalaştı. Bu soruların konu yetimine bakacağım ama şu anda bakmak istemiyorum. Akşama doğru yani biyoloji veya tarihten birini tuttuktan sonra bakarım diye düşündüm. Çünkü sıkıldım. Ve geometri problemine bu kadar vakit kaybetmek istemem. Yani önemliler tabii ama şu anda hani aslında programa göre biraz daha gitmek istiyorum. Biyolojiye başlamayı düşündüm şu anda. Öyle. Biyolojiye çalışırken görüşürüz. Şimdi bir buraları toplayalım çünkü çok dağıldım. Bir de şu ajandamda geometri yaptığımı işaretleyeyim. Görüşürüz biraz. Herkese merhabalar. Birlikteyiz. Bugün kalıtım konusuna başlıyoruz gençler. Kalıtım uzun bir konu. Kendi içerisinde tabii ki onu da bölerek anlatacağız. Ve kalıtımdan her şey üniversite sınavında malum. Dakikalık bir video izledim. Tonguç Kampüs'ün kalıtımlı bir videosu. Bir de iki varmış. İki videodan oluşuyormuş. Bunun ikiyi de aslında izleyebilirim. O da bir saatlik. Ama o zaman bugün başka hiçbir şey yapamam gibi hissediyorum. Çünkü biraz sıkıldım açıkçası. Şöyle bir özet çıkardım. Bu yeşiller, meşiller bu aralar biraz ilgimi çeksin diye. Bir yandan da şu fundamental konu anlatılmasından okuyordum ama ya, cümleler bana çok farklı farklı geldi ve bir kaynağa güveneyim diye Tonguç'a güvenmeye karar verdim. Bunun konu anlatımına çok fazla bakmayacağım. Bir de konu anlatımın yanındaki sorular sadece o konu anlatımıyla alakalı sorular olduğu için direkt soru bankasından gideceğim. Hani bunu da bu yaz yaparsam sonra bir daha bir TRT biyoloji alırım, daha güzel bir kaynak. Ya bu sorun kötü bir kaynak değildir eminim de. Şimdi bundan birazcık gördüğüm yere kadar test çözmek istiyorum. Şimdi kalıtımla ilgili kavramları çözebilirim. Bir test buradan 12 soru. Mendel gerçeğini çözebilirim. Yani toplam 36 soru falan var sanırım. Bunları çözeceğim. Sonra gelirim, kısa bir ara veririm. TRT matematik yaparım. En son tarihi bırakırım. Başlıyoruz. Daha iyi geldi. Bir yanlış, iki boşum var. Yine bu kez 11 soruda. Şimdi ben bunların konu anlatımlarını dinleyeceğim. Mendel genetiğine geçmeden. Sonra Mendel genetiğini de çözüp biyolojiyi bugünlük bırakacağım. Öyle ben bir konu anlatımı deyip geliyorum. Selam. Şimdi konu anlatımlarımı bitirdim. Hepsini izledim. Elim sürekli böyle yapıyorum. Mendel genetikle olan test edildi. 3 test çözmüş oldum buradan. Bunu da ajandama. Geçim kaç soru yapıyor. Bir şey anladım ama anlamadıklarım da oldu. O yüzden hani okul açılınca bu konuya geri dönmem gerekecek büyük ihtimalle. Yani tam konunun başı oturmadı aslında ama bakalım yani. Bilmiyorum, belki daha güzel gidebilirim. Ve yarım saat falan ara vereyim. Sonra TRT matematik bitireceğim. Ondan sonra da tarihe bakacağım. Sonra bugün artık kapatacağım. Bu arada yarın erken kalkmam gerekecek çünkü yarın 1'de
bu sene tercih yapacak. Yani yakası yakınmış bir arkadaşımla birlikte Koç Üniversitesi'ne gideceğiz. Üniversiteyi görmek istiyordu. Beni de çağırıyor, birlikte gideceğiz. Dışarıda olacağım günler bile başlamış ama biraz kötü oldu ama. Başladım ve yarın da gidiyor. Yarın derken kalkarsam ve bu şeylerin en azından günlüğü ve tezlerin bir kısmını bitirirsem akşam döndüğümde geri kalanı yapabilirim diye düşünüyorum. O yüzden yarın hani böyle 8 gibi falan kalksam, günlüğümü bitirsem ve TYT matematik yapsam ya da biyolojiye devam et. Biyolojiye devam etmem gerekiyor. Akşam önce devam ederim. Ya tarih ya da matematiğe devam etsem diye bir program şu anda kuruyorum kafamda. 1'de gideceğiz. Ama erken çıkmam lazım. Çünkü Koç bayağı uzak. Yani malum İstanbul dışında neredeyse. Şimdi ben gideyim, biraz ara vereyim. Birazdan görüşürüz. Şey diyeceğim ya, ben uzun zamandır ders açma vlog falan izlemiyorum. Bütün video bu masada mı geçiyor? Çünkü hani ben bile sıkıldım. Sizi şu an tahmin edemiyorum. Hani bir şeyler yapmam gerekiyor mu başka? Başka ne yapmam lazım? Yine masayı sallıyorum. Yani arkadaşlar ders çalışıyorum. Hani çok bir şey beklemiyorum ama hani kamera açısını arada değiştiriyorum. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Masa şu an dokunmadım bile. Nasıl sallanıyor olabilir ya? Ben acaba şizofren mi oldum? Sallanmıyor mu? Neyse, hava daha da kararmadan, güneş gitmeden bari şu an güzel bir ışık var. Tam böyle gün batımı ışığı yüzme falan vuruyor. Matematiğe geçeyim bari. Bu kitap. Orantasyon testini yine çözmüş. Hatta 3 tane orantasyon testi çözmüşüm. 4.'yü çöz... Ya gerçek sayılara başlayayım ya. 5 tane orantasyon testi var. Ya gerçek sayılara başlıyorum. Şunu yapmayacağım artık. Birazdan bunları çözeyim. Görüşürüz. Şimdi geri geldim. Ya ben yapmam gereken şeyleri yaptım. Matematikte falan bitirdim. 36 soru çözmüşüm yine. Şimdi tarihe başlayıp işimi daha da fazla uzanan bitirmek istiyorum. Tarih için internetten MEB'in 9. sınıf kitabını indirmeyi düşünüyorum. Yani en güvenilir kaynak olur da benim aslında tarih için özet kitabım da var. Her şeyim var yani maşallah. Özetli test kitabım falan da var. Bilmiyorum, MEB'i indireyim ama yine de. Yani ben baştan sona bir MEB'e bakarak şey yapmak istiyorum. Selam, ben şimdi birinci üniteyi bitirdim. 9. sınıfın birinci ünitesi bitti. Zaten birinci üniteye çok bir şey yokmuş aslında. Şöyle 2 sayfalık bir özet çıktı ve ben gayet boşluklar falan bırakarak böyle bir özet çıkardım. Şimdi bu kadar ya. Bırakacağım çok bir şey çözesim gelmedi tarihten. Yani zaten bildiğim şeyler, takvimleri falan ben hala hatırlıyorum. Denemeler çıktığında falan yapabiliyorum. Bugünlük bu kadar. Şimdi ajandama bunları da yazayım. Ders anlamında bu kadardı. Yarın sabah görüşürüz ders için ama bir şeyler daha çekerim. Bay bay. Diş sesi, ben çok uyanıyorsun. Benim arkamda gidip üstüne değişeceğim. Sonra farklı bir yere gideceğiz. Sen böyle giderken biz de diş alınma. Sen bir kongre arada da öğrenelim. Bugün açıkçası... Günaydın. Bugün dün de anlattığım üzere Koç Üniversitesi'ne gideceğiz. Açık okuma. Saatte şu an 9.30. Ben 9 gibi falan kalktım. Aslında 8'de kalkacaktım ama alarmı kurdum. Sonra işte kalktım ve çok uykumadım için geri yattım. Çünkü gece uyuyamadım. Heyecanım falan da değil aslında. Sinek vardı odamda ve hani dakika başı kulağıma kalktım. Sürekli yapacağım, kalktım öldürmeye falan çalıştım. Hatta öldürdüm ama 2-3 tane varmış, bilmiyorum, bulamadım. Sıkıntılar yaşadım bayağı. Yavaştan ben ne giyeceğimi falan bakayım. Derse oturmam büyük ihtimalle ya. Yani biraz daha erken kalksam bakardım ama
Dönünce artık bakarız ya. Bugünün günlüğünü es geçip direkt biyoloji matematik tarih yaparım büyük ihtimalle dönünce. Ya çok geç dönmeyiz çünkü dediğim gibi bir de yani. Öyle. Ben şimdi üstümü değiştireceğim. Ne giyeceğime hiç bakmadım dün. Ama bakacağım, çok heyecanlıyım bu arada. Öyle. Görüşürüz. Selam. Şimdi hazırlandım. Çıkıyorum. Bu kadar. Orada görüşürüz. Sonra da çok minik bir şeyler çekeceğim yine. Güzel bir gündü. Koç Üniversitesi'ni gezdim ve güzeldi. Yani şöyle, benim kampüs olarak beklentimin bir tık altında olsa da genel olarak o ortam falan gerçekten çok hoşuma gitti ve beni gaza getirdi kesinlikle. Bilmiyorum, çok fazla söyleyecek şey yok. Aslında buraya hani çektiğim videoların bir kısmını koyarım. Çok fazla bir şey çekmemiş olsam da gerçekten güzeldi ve gittiğim için, gördüğüm için ortamı mutluyum. Aynı zamanda o soru cevap kısımlarına ve seminere vesaire katıldığım için de mutluyum, güzeldi. Bugün bildiğiniz gibi bir şey çalışmadım. Yani sabah çok erken kalkmadım çünkü. Şimdi günlük hani programım olarak gitmeyeceğim. Kitaplarımı vesaire düzgün bir ayarlayayım, bakarız. Bugün Paçalık'ta gittiğim arkadaşıma işte bana birkaç kitap veren falan verdim. Onları çıkaracağım. Bunlar fizik için bir optik konu anlatım soru bankası var çıktı. Bu boşmuş, hiç açmamış, kullanmamış. Optiğe gerçekten ihtiyacım var. Çünkü fizikte tam böyle optikle başlamak istiyordum. Ya fiziğin temel kanunlarıyla başlayıp sonra hareket başlayalım. Ona değil de optik devam etmek istiyordum gerçekten. Yani güzel oldu. Ve dalgaları da varmış, onu da verdi. Bir de iki tane deneme verdi. Bunlar üç deneme. Biri eşit ağırlık, ayrı deneme. Bunun yarısı falan sürülmüş galiba. Bunu da bilgisayarla alıyor. İkisi de güzel yayınlar. Yani teşekkür ediyorum buradan bu videoyu izliyorsan. Bu kadar. Yani bir de şey var. Eslem'in bana bir yıl önce almış olduğu, yani daha doğrusu annesiyle babasından almış olduğu Starbucks termosu var. Ciddi bu arada. 6 ay falan oldu. 6 aydır vermeyi unutuyor. Ben de hatırlatmayı unutuyorum. Teşekkür ederim. Doğum günü hediyesi olmuş oldu. 5 gün sonra galiba, 5 gün, 4 gün sonra benim doğum günüm. Bunu beklerim sanırım. Bu da böyle termostu. Bunun için de teşekkür ediyorum. Ben birazdan görüşürüz. Evet, matematik çalışmaya karar verdim. Biyoloji hiç içimden gelmedi. Belki tarih bakarım, belki gerçekten biyoloji bakarım. Şu anda bilmiyorum. Ama matematik yapacağım şimdi. Birkaç tane çözebildiğim kadar çözebildim. Ben yaklaşık 2 saattir falan masadayım. Saat 11'e geliyor şimdi. Birkaç test çözdüm, 4 test çözdüm. Aslında çok aşırı fazla da çözmedim ama hani matematik, bir de bilgisayarım ama bana bir önceki testlerim 3-4-5 TYT matematikten çözdüm. Ondan sonra çok yani zor geldi bazı soruları. Öyle ya, bugün daha fazla bir şey yapmak istemiyorum çünkü 11'den sonra çok sıkılıyorum masada yani. Zaten yavaştan kuzenimi düzeltmeye çalışıyorum çünkü 4'te 3'te yata yata yani sabahları çok geç kalkmaya başladım ve sabah erken kalkmak istiyorum artık. Çünkü sabahları geç kalkınca bütün günüm gidiyor yani. Böyle bugünlük bu kadardı. Yarın inşallah daha verimli bir gün olacak. Daha bir şey çekmem büyük ihtimalle. Yarın görüşürüz. Bye bye. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün çok çalışacağım deyip sabah bir giriş bile çekmedim. Birazcık utanıyorum. Sabah kalktım. Aslında hani böyle çok geç de burada direkt açık olmaya geçtim ama diyorum bir yerleşim. Çok geç de kalkmamıştım.
Annem dedi ki gel dışarı çıkalım, eve almamız gereken bir şeyler var dedi. Bir de bir hafta sonra falan babamın doğum günü, o doğum günü hediyesi alacaktık. Çıkmışken annem bana doğum günü hediyesi aldı, benim de çünkü güneyi kaç bilmiyorum, 3-4-5 gün sonra falan doğum günüm. Takip etmiyorum şu anda kaç gün olduğunu. Şimdi oturacağım, akşama kadar kalkmayacağım ve sabahında dışarı çıkıp gezdiğiniz bir günün öğleden sonrasında nasıl çalışıyorsunuz size onu göstereceğim. Nasıl çalışmalısınız onu göstereceğim. Aldığım şeyleri göstereyim size. Çok güzel şeyler aldım. Ve Benjamin'den annem bana doğum günü hediyesi aldı. Daha çok teşekkürlerimi iletiyorum. Videoyu izler büyük ihtimalle. Önlük kısmı düz, sadece burada işte yazısı var. Arkası da böyle. Bu erkek bölümünmüş. Kadın bölümünde pek böyle sweatshirt şey tarzı şeyler güzel yapmıyorlar. Bir de bir tane de tişört aldım. Bu da böyle bir tişört. Bunun da arkasında şurasında yazısı var, o kadar. Bu kadar. Şimdi üstümü değiştiriyorum. Sonra masaya geçiyoruz. Daha fazla oyalanmamam lazım. Çünkü bugün gerçekten güzel geçsin istiyorum. Bugün de videonun son günü olacak. 3 günlük bir video yapayım istedim. Ki dün çok da bir şey yapmadım yani. Birazdan görüşürüz. Bye bye. Selam. Şimdi masaya geçtim. Sırtımda bektim videoyu. Bu arada tripodumu dün gece karanlıkken üstüne bastım. Yerde duruyordu. Galiba kırıldı. Şu an nerede bilmiyorum. Arkada bir yerde ama hani yani şey kısmı böyle sallanıyor falan, o yüzden kullanamayacağım ve böyle tık daha aşağıdan çekmeme, videonun geri kalanında böyle devam etmek zorunda kalacağım galiba. İşte şimdi masaya geçiyorum. Paragraph problem geometri üçlüsü ile başlayacağım. Bu üçlü tamamladıktan sonra bir sürü video çekerim. Hani paragraph bitti, probleme geçiyorum, problem bitti, geometri geçiyorum falan şey yapmam büyük ihtimalle. Hızlıca bir hepsini bitireyim. Bir saatte böyle her birinden 20'şer soru çözsem çok mükemmel olur da sanmıyorum. Yani geometri problem beni zorlar bunun için birazcık. Başlıyorum o yüzden şimdi ben. Bitince görüşürüz. Bay bay. Selam. Ben şimdi geometri problem ve paragraf yazmamı bitirdim. Her birinden 15-20 arası soru çözdüm. Sen gün tarih uzatı çıkarmıştım ya, o konudan soru çözdüm diye düşündüm. Sonra da biyoloji ya da matematik ikisinden birini yaparım ya da ikisini de yaparım bilmiyorum. Tarihe başlamaya karar verdim şu anda. Ace yayınlarının kitabıyla başlayacağım. Sanırım birkaç saat, 3-4 saat falan hiçbir şey çekmiyorum. Çünkü işte tarih çalışırken önce biraz daha hani çıkardım, özeti falan okuyayım derken bir şeyler çekmedim. Gelin bilmem ne falan. Bir yandan çalıştım. Tarihten şu ilk kitabından insanlığın ilk dönemleri kısmına 3 test çözdüm. Ya zaten 3 test var. Pardon, insanlığın ilk dönemleri ikinci konu. Tarih ve zaman. Evet, tarih ve zaman kısmını bitirdim. 3 test çözdüm. Matematikten de gerçek sayılardan biraz çözdüm. Kaç test çözdüm? Sanırım 3 test falan çözmüştüm. İki test çözmüşüm. Bu kadar bugün çalışmam. Şimdi bunları ajandama yazacağım. Biyoloji için biraz daha kafamın iyi olmasını istiyorum. Yani erken kalktığım bir gün yapsam daha güzel olabilir. Genel olarak güzel bir 3 gündü. Yani benim için verimli geçti az çok da olsa. Yani normalde daha verimli geçirebilirdim ama çok fazla evde olmadığım için 30, 60, 40, 120 görmüşümdür. Güzel bir şey yok olduğunu umuyorum. Sizler için de benim için de. Edisine geçmek için gerçekten korkuyorum çünkü çok uzun oldu gibi geliyor. Videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar.
Başka vloglarda, başka YKS çalışma günü vloglarında görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve